Şimdi bir de şey konusu var. Özellikle zeytinliklerle ilgili. Bu zeytin yönetmeliği, bu fotoğraf bir klasörümüz var arkadaşlar. Onu bir açalım. Zeytin yönetmeliği. Daha önce ben kullanmıştım bunu. Bölgede ta yıllar yıllar önce çıkartılmış bir zeytin yönetmeliği var. Ta 30'larda. Öyle bir yönetmelik çıkardılar ki ölmez ağacına ölüm fermanı oldu bu karar. Muğla'da 10 geçelim 17 milyon zeytin ağacı zeytin yönetmeliği tehdidi altında. Bir sonraki arkadaşlar. Ve zeytinliklerin çevresinde fabrika kurulması, hatta bina yapılması bile sınırlı. Sadece zeytinle ilgili bir iş yapabilirsiniz o bölgede. Öyle bir şey çıkarmışlar yıllar yıllar önce. Geçelim arkadaşlar. 1939 yılında kabul edilen zeytin yasasına göre zeytinlik alanlar ve bu alana 3 kilometre uzakta zeytinyağı fabrikası dışında tesis yapılamaz demişler. Ya bu kadar kesin. 3 kilometre yakınına kadar zeytinyağı fabrikası dışında hiçbir şey yapılamaz demişler. Devam edelim. Zeytinlik alanlardan pardon, maden zeytinciliği yok edecek yeni maden yönetmeliği işte şöyle. Maden sahasına denk gelen zeytinliklerin taşınması, zeytin ağaçlarının kesilmesi, madencilik faaliyeti bitince az önce sen de söylemiştin yeniden rehabilite edilmesi. Ya bir zeytin ağacı 25 yıldan sonra da değer kazanır. 50 yılı geçen zeytin ağaçlarıdır asıl olan, yani kaliteli zeytin yağı yapılan ağaçlar. Sen keseceksin, sonra genç fidanlar dikeceksin, rehabilite edeceksin. Kaç sene sonra o zeytin eski kalitesine ulaşacak? Ayrıca rehabilite, bakın açık madencilik yapıyorlar. Bunlar yeraltı madenciliği, hani tünel kazıp aşağı inme değil. Burada açık madencilik yapıyorlar ve perişan ediyor. Onları eski haline Evet. getirmeleri, inan, bir ton kömürün çıkarmanın maliyetinden daha fazla. Biraz önce söyledim. Bir ton kömür 140 dolar, bir ton zeytinyağı 14 bin. Bire utanmazlar. Bir de hainler. Hainlikten başka bir şey. Ve bu madencilik, bakın Türkiye şunu iyi bilsin. Madenlerimiz var bizi söyle. Türkiye madencilikte, bakın tekrar tekrar söylüyorum. Madencilik Türkiye'ye ihanettir. Çevreye ihanettir. Bu madenci diye geçinen asalakların milli gelirdeki payı %1,5, %1 ile 1,5 arası. 1 ile 1,5 arası. Yok, varlığınla yokluğunun anlamı yok. Yok ol git. İşte ben esas onu ithal edeyim. Yani 140 dolarlık kömürü ithal edeyim, 14 bin dolarlık zeytinimi üretmeye devam edeyim. Ben bir ton zeytinle 100 ton kömür ithal ederim. Biraz gafiller. Yani cahil de deve, hainler, hainlikten başka bir şey. Yani Hainlikten başka bir şey. ya Ve bu cehaletle madenciler açıklamak zaten mümkün değil. artı bir şey de hani kömür bu ama onun dışında mesela altın en kıymetli maden. Yani doğanı perişan ediyorsun ya. Doğayı perişan ediyorsun. Sonra ne kalıyor sana? Hiçbir şey. %99'unu alıyor yabancı sermaye. Yerli de olsun. Yerli olması da önemli değil. Bakın Türkiye Allah aşkına ham madde madenciliğiyle bizim şimdi hani değerli madenimiz var bor. Biz boru satıyoruz bir birime işlenmiş bor ürünü 7.000 katına satın alıyoruz. O zaman çıkarma satma. Çıkarma satma sömürgeliğin tam daniskası. Yani bir birime sattığın ürünün işlenmişini 7.000, bakın 1'e 7 değil 1'e 7.000. O da ortalama. Bazı şeylere kalktığın zaman hani daha savunma sanayindeki bor elementlerine girdiğin zaman bire sattığını milyona alıyorsun. Evet. O derece. O zaman şunu söyleyeceğiz.
Eğer madencilikle bir ülke zengin olsaydı dünyanın en zengin ülkeleri Afrikalılar olur. Dünyanın en sefilleri. Ve bizi sefalete sürüklüyorlar. Sefalete sürüklerken de ormanlarımızı, su kaynaklarımızı yok ediyorlar. Tarımımızı yok ediyorlar. Ben şimdi bakıyorum Erzincan. Bitti o ilaç. Fırat'ın suyu. Bir de Allah aşkına Fırat'ın suyuna siyanür karışıyor. Ya ben Fırat'ın suyunu tarımda kullanmak için GAP'a milyarlarca dolar para yatırıldı tabii. Ve GAP'ı yapmak için bu Türk milleti 30 yıl iç borsa dış krediyle yapmadık biz onu. Kendi kaynaklarımızla yaptık, iç borçla yaptık, enflasyonla finanse ettik. Bu Türk milleti 30 yıl yüksek enflasyon çekti GAP'ı yapmak için. Neymiş? Kanadalı bir şirketle onun kim olduğu belli olmayan ama bana göre belli olan yerli ortakları %99 verecek. %99 alıyor. %1 devlete. Ya Osmanlı yarı sömürge ülkeyken Osmanlı %25 alıyordu madenden. %75'i veriyordu yabancı şirkete. Bu %99 bu böyle bir tarım yok ki. Yani hem para kaybediyorsun, hem doğayı kaybediyorsun, hem sağlığı kaybediyorsun. Yani o kadar çok şey var ki işin içinde. Yani bir yanıyla bakmak yetmiyor. Ama bunların hepsini bizim kaybetmemizin tek bir sebebi var. Biz Atatürk'ü kaybettik. Kaybettik diye unuttuk. Köylü milletin efendisidir. Olmadı. Köylü milletin efendisi olmadı. Bakın. Bir şey söyleyeyim. Ben biraz önce dedim ya jandarma köylüyü dövüyor. Jandarma her ne kadar ordudan ayrıldı efendim İçişleri Bakanlığı'nda ordudur. O da jandarma Mehmetçik'tir. Türk milletinin gönlünde kalbinde istediği kadar oraya bağlı. Zaten rütbesi de yani komiser değil işte. Çavuş var, onbaşı var, general var, o yüzbaşı var, binbaşı var, general var. O askerdir yani. Jandarma askerdir. Ordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün ordu tanımı. 1920 13 Eylül'de Mustafa Kemal'in meclise verdiği bir halkçılık beyannamesi var. Meclis de bunu 18 Kasım'da kabul etti. İlk 4 maddesi. Kalan bölümüyle de zaten 21 Anayasası yapıldı. Veya Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Anayasa demeyelim. Ne diyordur orada biliyor musun halkçılık beyannamesinde? Bir kısaca okuyayım bu. Yani bir daha kitabı göstereyim. Bak çok kısaca okuyacağım. Halkçılık beyannamesi. Ordunun fonksiyonunu şey tanımlıyor burada. İkinci maddesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin hayat ve istiklaline suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların tecavüzüne, saldırılarına karşı müdafaa ve bu maksatla haddini bildirmek amacıyla azmiyle kurulmuş bir orduya sahiptir. Yani ordunun amacı Türk milletine tecavüze yeltenen kapitalist ve emperyalist güçlere haddini bildirmektir diyor ordunun görevi. Şimdi ne oldu bu ordu? İki tane sömürgen kapitalist emperyalistler için Türk köylüsünü dipçikler hale geldi. Evet, Türk maalesef. Köylüsü. Maalesef. Buradan koptum bir. İki, nereden koptun abi? Hani tarım. Hani bir buraya durmadan tarım bakanları geliyor. Param var. Ulan paran yok da zaten. Yani param var ithal ediyorum. Paran yok, borçla yapıyorsun. Çünkü onlar... Türkiye'deki bakın bu AKP dönemindeki tarım politikalarının temel amacı birileri ithalat yapsın, zengin olsun üstüne kurulu. Üretim üstüne kurulu bir tarım politikası yok. İthalat yapalım, bir avuç yandaş zengin olsun. Şimdi tarım politikaları yani doğru dürüst bir tarım bakanı getirmekle, tarım planlaması yapılmakla çözülmezmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ü tekrar hatırlayacağız. Bakın Atatürk sağlığında 4 defa meclise çağrıda bulundu, toprak reformunu yapın diye.
Ha, niye yapılamadı Atatürk'ün sağlığı döneminde toprak reformu? Çünkü çiftçiyi eğitmeden, o zaman dünya örneklerine de bakıldı. Çiftçinin eğitimi sağlamadı. Çiftçi, çünkü bakın 20. yüzyılın başındayız ama Türk toplumu 15. yüzyılda. Diğer Avrupa toplumları reform yapmış, evet, Rönesans yapmış, sanayi yapmış, eğitim, ya yani sanayi devrimini yapmış. Sen 15. yüzyılda kalmış bir toplumsun. Hala Sümerler devrinden kalan kara sabanla tarım üretimi yapıyor. Şimdi buradaki bir eğitim ve organizasyonu yapmadan tarımda toprak reformuna geçtiğinde bu sefer sistem çöker, şehirlere oraya buraya ne diyelim tarım ürünü gitmez diye önce eğitimi halledelim, sonra toprak reformu. Ve bu iş 1940'a kadar sarktı. Atatürk'ün ölümünden sonra. 1945'te 40'ta eğitimle ilgili biliyorsunuz. Ya yani daha önce Atatürk döneminde köy mektepleri vardı. Daha sonra köy enstitüleri kuruldu 1940'ta. Artık eğitim hamlesi gidiyor. 1945'te de toprak reformu kanunu, daha adı çiftçi topraklandırma yasası, meclise geldi. Bir avuç toprak ağası, tüccar ve din adamları ve Atatürk'ten sonra ordunun üst kademesi, Maraşer Fevzi Çakmak dahi, toprak reformu kanunu ve köy enstitülerine karşı birleştiler. Yaptırmadılar. Evet. Yaptırmadılar. Evet, evet, evet. Şimdi bugün Türkiye'de eğer biz... Kürt, ama onlar ellerindeki tüm gücü kaybedeceklerdi. Eğitilmiş bir toplum, evet, onlar için en büyük işte tehlikeydi. Atatürk devrimi burada zaten çöktü. Orada bitirdiler. Orada boğdular. Biz toplum olarak da Atatürk'ü orada boğduk. İşte 50'den sonra da tarikatlar, şunlar bunlar girdiler işin içine. Siyasetçilerle din adamları, dindarlar, dinciler kol kola girdiler. Bugün de tamamen el koyduk ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanları Hüdapar'la, şeriatçılarla yan yana poz veriyor. Yan yana poz veriyor. Ahlatla. Yan yana. Ya Ahlat'a da geleceğim. Kürtler bir dakika tarımdan çıkacak. Ama şimdi şunu söyleyeceğim. Sen bakın bugün Kürt meselesi varsa o da toprak reformu yapılmadığı içindir. Şimdi demek ki tarımı bizim çözmemiz için ilk önce bir tarım politikasından önce bir siyasi ve sosyolojik bir irade koymamız lazım. Siyasi ve sosyolojik irade ne? Biz toprak reformu yapacağız. Bir. İki, yetmez. İki, ondan sonra ben makroekonomik politikaları, yani Mehmet Şimşek gibi kimse oraya gelen iktisat şeyi, ekonomi yönetimi diyecek ki kardeşim ben tarımı destekliyorum. Yani biraz önce söylediğin heriften vergi alma, üstüne para ver git fabrik. Bir de üstüne para veriyorsun fabrika, evet, sahibi. Hayır kardeşim, ben onu çiftçiye vereceğim, tarıma vereceğim. O zaman benim uygulayacağım ekonomik politikalarda, sübvansiyonlarda ne kadar tarıma ayıracağım? Bakın bugün kanun diyor ki milli gelirin %1'i kadar tarımı destekleyeceksin. 20 yılda bu 164 milyar lira, 164 milyar dolar ediyor. 24 milyar verdiler. 140 milyar dolarını aldılar, yandaşa dağıttılar. Çiftçiye dağıtmadı. Şimdi sen buraya bu parayı vereceksin. Yani ikincisi genel ekonomik para politikaların, maliye politikaların bunu destekliyor. Ondan sonra tarım politikası geliştireceksin. Nedir tarım politikaları? Türkiye'nin neresinde sulu taban arazi var, nerede meralar, nerede ne ekilecek, kooperatifleşme nasıl yapılacak? Yani dünyanın en büyük kapitalist şirketleri uzun vadeli planlar yaparken, geçen gün anlattım, yani emperyalizmin en büyük şirketleri uzun vadeli plan yaparken, sen çiftçiye plansız üretim yap diyorsun. İşte ondan sonra domates, karpuz, kavun tarlada kalıyor. Ya zaten eğitimsiz bir kesime, eğitimi olmayan bir kesime planlama yapmadan, yol göstermeden bunu üret, para etmedi seneye başka bir şey ekersin. Tabii yani ya zaten hep bizde böyle oluyordu. Bir sene